Ah, ah, Çocukluğundan beri futbolla haşır neşir onun adı Tsubasa yeter ki topu ona şişir temalı bu yapımda. Henüz top kafası kadarken bile onunla tepişen Tsubasa kardeşimiz daha ilk bölümün ilk sahnesinde topu yola kaçınca Aaaa Tsubasa! Tabi böyle olmuyor, kamyon topa vuruyor, topla beraber fındık kadar uşak, sekerek hop diye veriyor. Yoichi Takashi tarafından dünyaya salınan bu kardeşimizin macerası, başlar başlamaz, e tamam yeter bu kadar çocukluk diyerek, hemencecik yılları geçirip, Tsubasa'yı eccük büyütüp, ailesiyle İzmir Selçuk'a taşındırıyor. Altın Ordu'nun altyapısına yazılacakken son anda Nankatsu'ya yazılan kardeşimiz, taşınır taşınmaz, Hemen topla mahalleyi gezmeye başlar. Alkış ezanı okumadan gel yavrum. Tam anne. Senin oğlan mı abla? Yok kocamla yaptık. Kim ya bu Vakabayashi? Acayip kaleci olup en son üzerine roket atar attılar onu bile tuttu düşün. E beni şeyi. Valla bak. Bir de benimkini tutsun o zaman diyerek Vakabayaş abinin evinin bahçesine topu gönderir. Oğlum daha mahalleye taşınalı 2 saat oldu bir rahat dur lan. Tabi evinin bahçesine topu vuruyor ama gönderdiği yer şurası. Ne oldu vaka baka bir sorun mu var? Biri bana meydan okuyor. Teo dağdan attılar bu topu. E anasının ama. bayağı şey bana bak. Bu uşak sana meydan okuyor. Topu kaleye seni Mekke'ye gönderecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya o diyor tabi ben değil yani. Önce bunları çalımla sonra meydan okumanı kabul ederim. E olur başrolüm sonuçta geçerim bunları. Sürekli herkeste bir agresyon var oğlum. Bak mesela burada Şimdi ne dedi sizce? O kadar bağırdığına göre bir küfür etmesi lazım değil mi? Yok. Baya şöyle diyor. Önce onları geç. Sonra meydan okumanı kabul ederim. Japonca diye mi bağırıyor acaba? Bu arada benim krampon yok. Al bizim adidasları giy. Vaka abi adidasta 3 çizgi vardı ama bunda 5 tane var. Bak çakma olduğu belli olmasın. Koşarken belli olmaz oğlum giy hadi. Tabi tusu basa kardeşimiz abaküs gibi bütün B takımını geçince vakavaya aşağı abimiz öfkeleniyor. Finalde de gol yiyip kafayı direğe vuruyor. Bu sayılmaz bak. Turnuvada bir tane gol at bana. O zaman meydan okumanı şey yapacağım. Kabul edeceğim yani o zaman. Vaka abi bokunu çıkardın ama sanki. Bu arada döneminde yayınlanırken bu yapım çocuk dizisi olmasına rağmen kan gösteriliyor. Ayrıca alkol kullanan bir birey de karakter olarak baya baya başrollerde yer alıyor. Bunları o dönemi izleyen çocuklar olarak biz pek etkilenmedik. Sizi bilmem ama ben gayet iyiyim yani. Demek ki ya şimdiki çocuklar bir boku gördün mü canları istiyor çok hassaslar ya yasakları koyanlar aslında bunları yapmak istiyor ama yapamadıkları için yasaklıyor. Evet böyle konuştuğum için korkmuyorum zira bu cümleyi onlar anlayasaya kadar iktidar değişir. Bu arada Tsubasa'nın babası gemi kaptanı. Adam yılın 6-7 ay yok oğlum. Evlerinde de eski Brezilya milli futbolcusu olan Roberto Hongo adında bir abi kalıyor. Gözleri bozulmuş futbolu bırakmış. Bunun babası da Hongo'nun hayatını kurtarmış evlerinde kalmasına izin vermiş. Adam 6-7 ay yok. Bu da genç, dinamik, zıpkın. Sadece gözü bozuk. Ama görüyor yani. Tsubasa'nın annesi. Zıpkın. 7 ay yok. Eee yok canım. <laughs> Bu arada okul turnuvası için Tsubasa'nın katıldığı takımdaki diğer uşaklar bildiğiniz balon. birimi mi oynamayı bilmez Allah'ım. Topun icadından haberleri yok. Ama futbola bayılıyorlar. Bir de antrenman maçları sürekli şöyle geçiyor. Tsubasa! 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 Bağırmayın amına koyayım yeter la. Takımın hepsi çöp olduğu için bütün topları Tsubasa atıyorlar ya da o kendi alıyor. Herkes ona güveniyor. O varsa sıkıntı yok diyor. Aslandır, kraldır o zaten diyor. Oğlum bu profil çok tanıdık geldi aslında. Bir dakika. Oğlum Ebu bildiğin. Tabi abimiz ilk çocukluk aşkıyla karşılaşıyor. Gerçi kız onunla karşılaşıyor. Zira bizim Tusubasan'ın içi gücü top. Kızı görmüyor ki. Kız bunu her gördüğünde, "Ay Tusubasan merhaba. Ay çok hoş çocuk." falan diyor ama bizimkinden tık yok diyoruz ta ki Desteğin için teşekkürler sana. Lan biz de diyoruz ki la uşak toptan başka bir şey görmüyor. Ulan tuzu basa. Biz o kapıları kapatalı çok oldu diyorsun. Ama hep delikten bakıyorsun be çocuk. Bütün bunlar olurken okula bile gitmeyen Wakabayashi-san idmanlar silsilesine boğulmuş. Adeta vurun kahpe filmini çekiyor. Şut çekin. Ah! Daha fazla çekin. Ah! Çekin. Neyi? Şutu anam. Şimdi bu kaleci antrenman stili Japonlara özgü herhalde. Döve döve challenge. Öyle ki nasıl şu çektilerse idmanda şapka falan yırtılmış. Ama abimiz tek gözle bile kurtarıyor düşün. Bizim Tuzubasa'nın takımı Nankatsu'lar da antrenmanda yeni skiller açmaya, ratinglerini arttırmaya çalışıyorlar. Tabi Tuzubasa özgüvenli bir velet. Adamın ratingi 99. Aslında Barcelona'da oynayacak ama dizi için göndermiyorlar. Gün gelir Nankatsu ile su turnuvada karşılaşır. Evet sayın seyirciler 6 bölüm sürecek olan maç başlıyor. Neden? Muhtemelen Tuzubasa koşarken bir bölüm, pas verirken bir bölüm, pas alırken bir bölüm, şutu çekerken bir bölüm, gol olacakmış gibi olurken bir bölüm Vakabayashi kurtaracak mı derken bir bölüm sürecek. Bizim Roberto baktın ankat sudan bir cacık olmaz. İlk yarı tusu basayı maçta defansa koyuyor. Tabi herkes şok. Adam defansa öyle işler yapıyor ki. Resmen hile yazmış ibne. Oğlum rakip takım kaleye şut çekiyor. Bizimki Rovaşata ile çizgiden çeviriyor. Buradan şu çıkar yapabilirsin. Kaleciye bile güvenmiyor ibne. Ben olsam ben de güvenmiyorum. Adını bile bilen yok lan. Bak ben bu taç şeklini görmüştüm. Ama bu son nokta. Hayır bir de yapım esnasında her öfkelendiklerinde arkalarında mutlaka bir şeyler belirmeye başlıyor. Siz hiç normal hayatınızda şöyle bir şey yaşadınız mı oğlum? Anne çay demledin mi ya? Hayır oğlum. Niye demlemedin? Tabi şimdi rekabet ne olacak acaba olması için önden bir şu Tetsu golü buluyor. Nankatsu yenik duruma düşüyor mu? Şu Tetsu bakıyor Nankatsu bildiğin Fenerbahçe gibi. Geliyorlar gol yok. Geliyorlar gol yok. En sonunda Vaka abi kuş kafesi taktiği diye bağırıyor. Bütün stat duyuyor bunu düşün. Kuş kafesi taktiği. Kuş kafesi mi? Kuş kafesi mi? Kuş kafesi mi? Kuş mu kafes? Koştuk mu dedim Ne dedi lan Bildiğin zamanı oynayın. 5 dakika kaldı işte maçın bitmesine diyor. Tabi kuş kafesi deyince daha havalı canım. Nankatsuların teknik direktörü kuş kafesini duyunca oyunu anlıyor ve birden Death Note'a bağlıyor. Kuş kafesi taktiği deniyor. Kendi yarı sahalarında kalıp aralarında sadece pas yapacaklar. Zaten 1-0 öndeler. Maçın sonuna kadar bu taktiği uygulamaları her ne kadar ibnelik olsa da bu onların işine geliyor. Bizim takım eğer saldırırsa kontra atak şansları olur ve bir gol daha bulabilirler. Bu durumda yapacağımız tek bir şey var. Tusubasa bir şey yap. Tusubasa antrenmanda hocasının verdiği taktiği çok iyi anladığı için. Aynen hocasının verdiği. Hocası. Hocası kocası. <laughs> Topu alıp Rovaşata ile bir çakıyor. Vakay Bayaşı oluyor. Fatih. Hop 1-1. Maç böyle bitince ne oluyor? Uzatmalara geçiyoruz. Tabi uzatmalardan Misaki Kan oyuna giriyor. Tsubasa ile 4 saniyede kanka olan Misaki, Shutetsu'nun Misaki milli sınırlarını belirliyor ve çatır çutur oynuyor. Bu ne şimdi amına koyayım? Tsubasa 2.0 mı? Başrol onlarda ya hep ondan. Tabi bu maç 3 bölüm daha gitmeli. Hop oluyor bir korner. Uşak tam kullanacak orta sahadan bir ses. Bana at lan bana at Wakabayashi orta sahadan bir koyuyor No name kalecimiz Lah diye yiyor Kimse de ona kızmıyor ha Ulan orta sahadan attı Allah'ın kovası Amına kodumun oğlu falan diyen yok yani Herkes ulan ne güzel oynuyor Wakabayashi ya Oldu mu skor 2-1 Maçın bitmesine kaldı 4 dakika Evet yanlış duymadınız 4 dakika kaldı Bitmiyor lan. Misaki Cubappa Cubba diye rakiplerini geçerken Misaki kaleye doğru git sakın bana orta açma 3 bölümde gelir o top buraya amına koyup. Tabi Misaki'nin umurunda değil zaten saha yuvarlak koşuyorum koşuyorum bitmiyor. Bari topu atayım diyerek ortaya açıyor Tsubasa ya. Tsubasa tam kafa vuracak. Yakaladım. Aha hop buradayım. Anam. Misaki yine pas veriyor. Wakabayashi pazara gitti. Gerd BELL ve gol. Aldın mı Wakabayashi? Şimdi bu çizgi filmde neyin eksik olduğunu buldum ben. Taraftar amına koy. Bak şimdi gol oluyor. Orijinal ses şu. Altına böyle bir şey koysalarmış bence daha gazlı olurmuş. Sonuç olarak maç 2-2 biter. Dostluk kazanır. Maç boyunca küfür bilseler birbirlerinin anasına bacısına sövecek çocuklar can ciğer olurlar. Bir de üstüne ulusal turnuvaya Nankatsu şehrinden karma bir kadroyla çıkılacağı açıklanır. Kısacası meydan okudular bana. Atamazsın gol diye içlerinden geçtim. Hasta ettim kendime. Tek aşkım futbol benim. Yeni başlıyoruz daha. Bir gün herkes Nankatsulu olacak. Benim adım Tsubasa Temalı. Bu yapım bizim için.